Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Biz evimizi yaptırdıktan sonra dekoratif bir şeyler koyarız amacıyla böyle bir kitaplık aldık ama bu kitaplığı henüz süslemedik. Yani üstüne ne bir obje koyduk ne bir çiçek var doğru düzgün. Yani yaptıklarımız da pek içimize sinmemişti. O yüzden tekrardan gidip kaktüstür, sukulenttik, objeler aldık. Bunlarla kitaplığı dekore ederken de size video çekmek istedim. Size birazcık YouTube'a girme sebebimden bahsetmek istiyorum. Önümde 5 aylık bir sürecim var atamaya kadar. Bu süreçte de boş durmak istemedim açıkçası. Yıllarca ilkokul, lise, üniversite. Daha sonra ya iş kaygısına giriyorsunuz ya atanma kaygısına giriyorsunuz ve bir anda eve kapanıyorsunuz. Tabii ki hala bir şeyler üretiyor olmak, bir şeylere faydalı olmak istiyorsunuz. O yüzden ben de böyle videolar çekerek en azından bu 5 aylık süreci mutlu bir şekilde hatırlamak istiyorum. Ailemle olan anılarıma dönüp baktığımda gülümseyebilmek istiyorum. O yüzden bu videoları çekiyorum. Eğer siz de beni izliyorsanız ve dahil oluyorsanız size de teşekkür ederim. Şimdi videoya geçebiliriz. Evet, aldıklarıma bakalım. Burada çeşitli sukulentler var. Para çiçeği deniyormuş sanırım şuna. Bu böyle asma gibi uzayan bir şeymiş. Eminim büyüyünce daha güzel olacak. Böyle bir şey var. Haa, döktüm. Annem beni öldürecek. Gri renkli saksılar aldım. Aynı zamanda böyle objeler de aldım. Burada kabak var. Relax yazısı var. Ve şöyle bir kaktüs objesi var. Bunları da şu gördüğünüz boyalarla boyayacağım. O zaman başlayalım. Merhaba arkadaşlar, biz geldik. Şimdi annem saksılara, sukulentlerle... Anne makine çalışıyor. Allah seni... Anne sen kapattın onu. Evet. Ses çıkıyor diye. Evet arkadaşlar, biz geldik. Annem Aynur Sultan. Instagram'ını buraya... Neyse. Evet, başlayalım. Mikrofonu takmadık anne. Allah kahretmesin. Salak YouTuber. 23 kişi oldu senin haberin. Aynen. 2 dislike'ım olmuş. Gerçekten fenomen olma yolunda ilerliyorum. Linçim bile var benim. Haberin var mı? Annemi biraz zor ikna ettim. Sadece dikim için arkadaşlar falan dersin. İnşallah. Diğer zamanlarda da zorlayacağım falan dersin. Artık yani öyle şey yaptı, anladın? Tamam. Onları paylaşmayacağım zaten. Tamam. Kırırım bacaklarını. Az bak önce... orada paylaşacaksan konuşmam. Bak giderim bak. Tamam paylaşmayacağım, merak etme. Merhaba, merhaba, ne güzel canım. Benim istediğim odacını çekersen yemin ederim vallahi billahi başka hiçbir şeyini oynamam. Aynen. Bunları boyadıktan sonra kurutup vernikleyeceğiz değil mi anne? Oo, kapı çaldı. Sütçü gelmiş. Yoksa YouTuber'lar kendi yoğurtlarını kendileri mi mayalıyorlar? Evet. Ah, hadi eski anılarımızdan bahsedelim anne biraz. Evimizle okul karşı karşıyaydı. Her gün okula geç kalıyorduk. Nasıl olsa gideriz, nasıl olsa gideriz diye. Kahvaltıya, hep teneffüslerde. 20 dakikalık bir uzun teneffüsümüz vardı. Annem o teneffüse kadar kahvaltıyı hazırlardı. İçeride sobamız yanardı. Soframız kurulmuş. Teneffüste gelirdik hızlı hızlı. 20 dakikada kahvaltımızı ederdik böyle. Son dakikaya kadar da uyuyordunuz tabii. Aynen. Anne hatırlıyor musun? Ablam kıyafetleriyle uyurdu. Sabahları hazırlanmaya çok üşeniyordu ablam. Okul kıyafetlerini geceden giyiyordu. Ama evet. Pazartesi günleri sadece o. Temiz evet. Olduğu gün. Evet. Okul kıyafetlerini yıkandığı günler yapılabiliyordu bu sadece. Uyanır uyanmaz böyle yolda giderken falan topluyordu saçını hatta. Ana. Gel ne? Sen de katıl Ganimet teyze gel. Sen de katıl. Şu an mahalleli muhabbete tutuldu. Keçileri var onların. Aa, mesela şeyi anlatabiliriz. Ortaokuldaki SBS sınavıma girdiğimde herkesin böyle annesi onları bekliyordu heyecanla okulun bahçesinde. Ben annemi arıyorum, asla gelmemiş. Sonra bir baktım, birisi hızlı adımlarla böyle son dakika yazmasına dolamış başını. Tempolu bir şekilde geliyor. İlkokula da götürmemiştin sen beni, biliyor musun? Birinci sınıfta. Babam götürmüştü. Olabilir. Bence ne yapalım biliyor musun? Hı. Bu dikimi biraz böyle hızlandırdı. İşi bitirelim de bir kahve şeyimizle beraber bunu iş bitti bir sunumu diye hani yani iş bitti arkasından o araları da şey yapalım yani. Şu an kahve sunumu diyor. Bu hazır. Allah. Çok tatlı oldu. Değil mi? Hadi gel artık.
Bakmayın böyle olduğuna. Bir haftadır benim başımın etini yiyor. Hani sen videoyu nasıl yetiştireceksin? Baksana artık şuna. Şu videoyu bir araştır artık. Ne yapacağına karar ver. Hafta sonuna yetiştiremeyeceksin. Bak sürekli bana bunları diyor. Hatta bu video fikrini bulan da kendisiydi. Bunu keselim o zaman. Kesmeyeceğim tabii ki de. Arkadaşlar ben çok anne kuzusu büyüdüm de. Yani liseyi başka yerde gitmedik. Bulduğumuz içe de gittik ondan sonra. Ben mi anne kuzusuyum? Evet. Sen beni göndermemiş olmayasın. Annem hayatım boyunca hiçbir zaman peşimi bırakmadı. Liseye kadar zaten bulunduğum ilçede okudum yani. Zaten başka bir seçeneğimiz yoktu. Ablamla ikimiz de yine hatırı sayılır puanlar yaptık diyebiliriz. En azından bir öğretmen lisesi ya da güzel bir Anadolu lisesi tutuyordu bizim puanlarımızla. Annem hiçbir şekilde bizi bırakmadı. İkna edemedik onu. O şekilde liseyi annemin yanında okudum. Daha sonra üniversitede de zannettim ki ben yine gideceğim. Böyle bir üniversite. Üniversite hayatı yapacağım tek başına falan zannettim. Ama yine umduğum gibi olmadı. Bu sefer de peşime takıldılar. Zaten Akdeniz Üniversitesi'ni kazandığımı söylediğimde annem hüngür hüngür ağlıyordu. Antalya'nın bir ilçesinde yaşıyorduk biz. Antalya'yı kazanınca zaten akrabalarımızın büyük bir çoğunluğu, teyzemler, anneannemler hepsi oradalar. Tası tarağı topladık biz bu sefer Antalya'ya yerleştik hep birlikte. Yani hayatım boyunca gerçekten annemle babamın yanında yaşadım. Ya babam burada yaşadı, biz orada yaşadık. Babam ruhsar gibiydi. Biz onu tamamen ruhsara benzetiyoruz. Babam hafriyat işiyle uğraşıyor. Yağmurlu günlerde hani toprak çamur olduğu için işine gidemiyor o yüzden... Antalya'ya çıkıp bizim yanımıza geliyordu. Böyle biz hava durumu takip ediyorduk. Yağmur yağarsa babam gelecekti. Babam gelince çok mutlu oluyordum ya. Staja beni o bırakıyordu. Okulla evim arası 1 saat. Staj yerimle evim arası 1,5 saat. Şans. Şans mı? Fakültemin tam ters ikametine. Teyzem orada oturduğu için ev tuttuk. Pişman mısın anne benimle üniversitede geldiğine? Bilmiyorum. Neden? Yok, içim rahat. Beraberdik. Ayrı kalmamış olduk. Ablam da üniversiteyi bitirmişti. O da yanımızdaydı. O dönem atanana kadar güzel vakit geçirdik. Yani kötü değildi. Antalya'ya atanırsa tabii şimdi de. Video da durmuş ya anne. Ne çektim ne çekmedim hiçbirini bilmiyorum ya. Bu Jupiter'lık ne kadar zormuş. Bir daha sefere beni de bulamazsın. Kendi başın içerisine bakarsın bir şekilde artık. Neden? Reymen annesiyle mi yapıyor? Yaptı. Hem sen Reymen'i nereden biliyorsun? Anne bir sonraki videomuzda seninle makyaj çekmiyor videosu. Sana makyaj yapacağım. Yapacağım. Şal bağlama. İlahi söylerim. Kendi kendime eğleniyorum işte. Ne yapacağım? Linçleneceğiz senin yüzünden. Oğlum ben yanıma gelme artık. Kadını silah zoruyla mı oturttun diye. Vallahi silah zoruyla oturtmadım. Ya tam birazcık anne yapalım edelim falan demiş olabilirim ama silah tuttun mu sen? Bir o eksikti. Destek olmuyor musun bana? Bari destek oluyorum kızıma. Arkasındayım bir şeyler de. Destek olmak başka, ortak olmak başka şu anda. Ellerimizi yıkadık, temizlendik, geldik. Şimdi ablamı arayacağız. Bugün doğum günü. Onu kutlayacağız. Ne diyelim? İyi ki doğdun. Diyelim mi? Hadi. İyi ki doğdun Ayşegül. İyi ki doğdun Ayşegül. İyi ki doğdun anneciğim. Teşekkür ederim anne. Şu an videodasın abla. Seni videoya alıyoruz. Anneme dedim ki ablam açtığında iyi ki doğdun Ayşegül diyelim dedim. Beni öylece bıraktı sap gibi. Videoda mıyım şu anda? Evet videodasın. Abla annem katletti videomu. Bütün emeklerim heba oldu. Kasmaktan ne bir şey konuşuyor ne cevap veriyor. Babamdan sonra hiç çekilmedi mi? Hiç çekilmedi ya. Ayşe yapamayacağımı söyledim. Ben bir şey hani böyle yapamıyorum yani. Normal halim gibi oğlum. Seni yerim ben. O kadar prodüksiyon yaptım, para harcadım. Ya bilseydim ben buna bu kadar para mı vereyim harcayacağım. Vereyim para, neyse gitme şimdi. Bana para ver. Yapamamışsın ilk önce. Annem yapardı yoksa. Bayağı bir 5 saat önceden çekmeye başlasaymışım videoyu. Belki bir moda sokabilirmişim. Belki de. Sabah erken saatlerinde çektiysen ondan diyorum da açılmamış olabilir. Daha akşam saatlerde geliyor onun modu. Hele uykusu varken iyice saçmalıyor. Tam onları yakala bence. Bitti bence gitsin içeriğim. Bence annem çekilme işlerini koysam daha mantıklı olur herhalde. Nasıl?
Anlamadım. Huysuzluklarını. Annesini babasını ne kadar kullanabilecek ki? Bu kendi kanalı. Ya tamam kendi kanalım ama şu anda birimizin dikmesi gerekiyor. Birimizin boyama yapması gerekiyor. Yani şu an sana ihtiyacım vardı benim. Yine yangın var yine. İyi hadi kaybol. Hadi hoşçakal. Hadi kendine iyi bak görüşürüz. Hadi senle görüşürüz. Evet. Birazcık benim kameralarımı oynaman lazım. Biraz show must go on baby. Hadi bakayım. Birbirimizi ne kadar iyi tanıyorsun? 5 soru 5 cevap hadi. Tamam. Onu söyle şimdi. Benim doğum günüm ne zaman? 14 Ağustos 1997. Ne 14'ü? 13. Yanlış. Doğurduğum günü bilmiyorsun. Ya ben hep 14'te yanılıyorum ya. Ben 14 diyorum. Ayşegül 13 diyor. Ben yine 14 aklımda kaldı. Bunu kesin. Allah Allah. Başka bir şey olur. Benim en sinir olduğum şey. En sinir olduğum. Böyle bir şey mi var ya? Bir sürü var da hadi bir tanesini söyle. Gerçekten çok var. Seçmem lazım birini. Şimdi bunu yapma artık canım sen. Azmıştım. Stop. Bir de bitti. Herkese Edit Günü'nden merhaba arkadaşlar. Telefonumun şarjı bittiği için kapanışı çekemedik. Kitaplığımızın son hali bu şekilde. Videomu beğenip abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.